Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz sohbetlerden birisinde aydın da entelektüelin ne demek olduğunu fakat bunun benim kapasitemi aşacağını dolayısıyla sevgili editörümüz Rıza Kadı'dan bu kavramları açıklamasını rica etmiştim. O da bir gün önce bu aydın ve entelektüel kavramını açıklayan Dağarcık Net sitesinde muhteşem bir yazı kaleme almış. Tekrar hatırlatmakta fayda mülahaza ediyorum. O Dağarcık Net sitesindeki yazıları sanıyorum ihmal ediyorsunuz. Dolayısıyla YouTube sitesi kadar o Dağarcık Net sitesine de göz atmanızı bilhassa tavsiye ediyorum. Sevgili üstadımla yaptığımız WhatsApp sohbetlerinde zaman zaman felsefeye de giriyorduk. Bir sohbetimizde aydın ve entelektüel kavramıyla tartışırken kendisinden öğrendiğim, ismini öğrendiğim İranlı ünlü sosyolog Ali Şeriati'nin Aydın adlı kitabını aldım, okudum. Nedense bu yazısında editörümüz o Ali Şeriati'nin kitabından bahsetmiş. Ve şu anda Türkiye'mizin tabiri yanlış, dünyamızın bir numaralı problemi olan aydın kavramını burada Ali Şeriati çok güzel açıklıyor. Çünkü eğer şu anda dünyamızdaki kaos, savaşlar, yoksulluklar oluyorsa işte bu dünyada maalesef belki de bin sayısına ulaşmayacak kadar mevcut olmayan aydınlar nedeniyle eğer dünyada ve Türkiye'de ne kadar çok aydın olursa o kadar az sorun olacak. Fakat maalesef bu mümkün olmuyor. Dolayısıyla da aydın otoriteyi rahatsız ediyor. Otoriteyi rahatsız ediyor ve devamlı maalesef ya sürgün oluyor ya hapislerde çürüyor. İşte Ali Şeriati'nin bu kitabı, muhteşem kitabı bana göre. Şöyle başlıyor kitap. Sayfayı açıyorsunuz. Sizi rahatsız etmeye geldim. Sizi rahatsız etmeye geldim. Hakikaten de fikirleriyle sizi rahatsız ediyor ama bu pozitif anlamda bir rahatsızlıktır. Sizi düşünmeye sevk ediyor. İşte entelektüel ve aydın kavramını zaten Rıza Bey'in yazısını okuyunca çok net olarak anlayacaksınız. Burada aslında benim Rıza Bey nedense örnek vermemiş ama eğitimde veya söylemde, konferanslarda örnekleme metodu son derece açıklayıcı olabiliyor. Ben de bu örnekleme metodunu çok kullanırım. Örneklersek aydın ve entelektüel arasındaki farkı, işte Rıza Bey'in de dediği gibi entelektüel kendi toplumuna yabancıdır. Toplumu dışlar, dini hakir görür. Oysa aydın dindar olmasa bile, ateist olsa bile dine saygı duyar. Her görüşe saygı duyar. Ve her zaman olduğu gibi bizim üst silahşörler dediğimiz o tolerans, hoşgörü, diversity, çeşitlilik ve plurality, çoğulculuk ilkesine %100 uyar. Oysa entelektüel sadece kendi savunduğu fikirleri size dayatmaya çalışır. O nedenle entelektüel çoktur ülkemizde. Nereye bakarsanız bakın entelektüel görürsünüz. Ama aydın son derece görmeniz Türkiye'de ve dünyada zordur. Ali Şeriati'nin kitabının 162. sayfasından bir alıntı yapacağım. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Ali Şeriati üstadımız diyor ki Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bu
intihar ettiğine dair bir söylem var. Fakat Savak tarafından öldürüne dair de kanıtlar var. Otobüste kalpten öldüğü yazılıyor. Fakat otoriteyi rahatsız ettiği için o İran'ın dinci yönetimi tarafından maalesef öldürüldüğüne dair kanıtlar da var. Ali Şeriati o 162. sayfada şöyle diyor. Bakın lütfen dinleyin, kulak kesin. Aydın mutlaka bir tahsilli, entelektüel, resmi anlamıyla bilgin, filozof, sosyolog ve tarihçi olmak zorunda değildir. Aydın kendisinin farkında olan bir mutaassıptır. Aydın'ın taassubu ABC'si kendisiyle kendisinden başkasının değişen ve hareketli diyalektik mevziinde belirlenmektedir. Tabiata karşı taassubu ve ABC'si olan bir insandır. Tabiat ve insanlık dışı etkenler karşısında insan ve toplumu tutar. Emperyalist kutup, ırkçılık ve sömürgecilik karşısında ise mahkum, mazlum ve sömürülen sınıfı aydın olmanın belirgin özelliklerinden biri onun grup sorumluluğunun grupsal bağlılığına karışmamasıdır. Bu şu anlamdadır. Irksal, milli ve sınıfsal açıdan herhangi bir gruba bağlı olabilir. Fakat onun sorumluluğu sömürgeleşen millet, sömürülen sınıf ve insanlığa karşı hissettiği sorumluluktur. Çünkü aydının sorumluluğunun etkini çıkar ve ortak kazançlar değil, değerdir. Bu alanda Ali Şeriat'ın açıklamalarına göre işte aydın, benim size çok sık tavsiye ettiğim örnekleme yaparsak Kurt Vonnegut bir aydındır. Kurt Vonnegut bir aydındır. Çünkü Kurt Vonnegut ülkesiz bir adamdır. Dolayısıyla aydının ülkesi yoktur. Aydının ülkesi yoktur. Bunlar benim görüşlerim. Aydın dünyanın neresinde bir zulüm varsa oradadır. Dünyanın neresinde bir haksızlık varsa oradır. Amerika Vietnam'da Vietnamlıyı kesiyorsa Vietnamlıdır. İsrail Kudüs'te Kudüsleri boğazlıyorsa Kudüslüdür. Aynı şekilde İsrail bir zulme karşı kaldığı zaman hiç gözetmeden cavide olur. Ve şu anda söz gelimi Londra'da dünyanın herhangi bir yerinde Yahudiler de Kudüs'ü protesto ediyorlar. İşte onlar aydın insanlardır. Yani aydının dini, milliyeti, ırkı olmaz. Aydın haksızlığa karşı hakkı savunur. Kurt Vonnegut aydın bir insandır. Çünkü Kurt Vonnegut şunu der. Siz Arapları aptal mı zannediyorsunuz? Sayıları bunun onlardır. Roma rakamlarıyla bir bölme çarpma yapın da görelim bakalım diye söylemde budur. Oysa bizim entelektüel insanımız Araplar bizi arkadan vururdu der, sorgulamaz. İşin gerçeğini araştırmaz. Dolayısıyla de örnekleme ötürüyle gidersek tabii ki üç laşörler devrede her zaman olduğu gibi. Mesela Orhan Pamuk o Nobel Edebiyat Ödülü almış ve bazı kitapları da iyi olan bir edebiyatçımızdır. Türkiye'nin adını duyurmuştur. Ama Orhan Pamuk bir entelektüeldir. Asla aydın değildir. Şimdi bak da başka isimler aklıma getirmeye çalışıyorum Türkiye'den. Ama daha önce de belirttik ki aydın bulmak dünyada ve Türkiye'de çok zordur. Bütün dünyada binleri, belki 2000'leri geçmez. Mesela şimdi İrticali'nin konuştuğumuz için kitaba, deftere bakmadık. Türkiye'de başka aydın, mesela Aziz Nesin. Aziz Nesin bir aydındır. Aziz Nesin ateisttir. Dini kitabı yoktur ama aydındır. Nerede bir haksızlık varsa orada Aziz Nesin oradadır. Söz gelimi
12 Eylül iktidarında Kenan Evren'e baş kaldırmış ender insanlardan biridir. Tazminat davası açmıştır ve kazanmıştır yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla son olarak şöyle bitirebiliriz. Örnekleme yapıyorum da çok daha iyi anlamanız için ama öncelikle ve hasreten bu kitabı hemen bir sanıyorum 10 liraydı. 10 lira gibi cüzi bir fiyatta alıp okuyabilirsiniz ve son derece de okunması kolay 165 sayfalık bir kitap. Cep kitabı gibi, anayasa gibi onu yanınızda taşıyıp aydın olmaya çalışın. Son olarak da örnekleme yapıyoruz yine. Aydın bir takımı tutuyorsa maç kaybettiğinde takımı hakemi suçlamaz. Oyunu sorgular. Aydın parti tutmaz. Aklı tutar. Dolayısıyla da son olarak bir cümleyle aydın ve entelektüel arasındaki farkı iyice somutlaştırmakta fayda görüyorum. Entelektüel tapar ama aydın ise sorgular. Bilmiyorum iki farkı, entelektüel ve aydın arasındaki farkı çok net ve sarı olarak açıklayabildik mi? Ama Ali Şeriat'ın bu kitabını almanızı ve bu konuyu da gündeme getirdiği için sevgili üstadımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Felsefeyle kalın, sorgulayın, sağlıklı kalın.